Biraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde bugün İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Balat'tayız ve Olmadık Projeler Atölyesi'ni birlikte gezeceğiz. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Seçkin Canan, Olmadık Projeler Atölyesi'nin kurucusu. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Olmadık bir ofisi gezeceğiz çünkü birden fazla yapıyı aslında bünyesinde barındırıyor. Gezmeye başlamadan önce bir kısa bilgi alabilir miyiz? Neler var bu kapsamda? Tabii ki. Burası iş geliştirmeyi iş kolu haline getirmiş bir yer ve tamamen proje üretmek ve üretilen projelerin ayakta kalmasını sağlamak üzerine kurulmuş bir iş modeliyle hareket ediyor. O yüzden de Olmadık Projeler çatısı altında atölyesinde insanları ağırlarken bir yandan bu ofisin içinde, bu yapının içinde çok farklı alanda üreten birçok insana ev sahipliği yapıyoruz ve onlarla birlikte üretmeye gayret ediyoruz. Kurumlar, kişiler fark etmeksizin. Evet, bunu da farklı farklı aslında yapılar ya da konseptler çerçevesinde yapıyorsunuz sanırım, değil mi? Atölye var, ajans var. As a service sistemler var, bir e-ticaret portalı, hatta iki e-ticaret portalı var. Bunun dışında üretilen fiziksel ürünler var, tasarım ürünler var, yazılım projeleri var. Aslında birçok yapı var ama hepsinin birleştiği ana çatı yine de Olmadık Projeler olmuş oluyor ve 6 adet girişimde bunun altında farklı şirketler olarak hizmet veriyor. Evet, tek ofiste 6 girişim için buyurun gezmeye başlayalım. Birkaç katlı bir yapı, biz şu anda bir katındayız. Burası da çok rengarenk, bir sürü ilgi çeken detay var. Neresi burası? Burası aslında şu an en alt kattayız. Burası Olmadık Dükkan dediğimiz, aslında fiziksel olarak üreten insanların, yani endüstriyel tasarımcıların ya da grafik tasarım veya çizgi alanında uğraşan insanların işlerini ürünleştirdikleri parçaların yer aldığı kat. Burası hem onların üretmesi için bir sistemle kurulu ve bunları sunabilmeleri için farklı yapılarla, aynı zamanda da bütün ürünlere ev sahipliği yapıyor ve onların satışa sunmaları için bir olanak sağlıyor. Bir de buranın olmadıkdükkan.com adında bir web sitesi var ki oradan da insanlar üretilen her şeye e-ticaret üzerinden ulaşıp satın alabiliyorlar. Evet, bu anlamda tasarımcıları aslında o tasarım ürünleriyle ilgilenen insanlarla buluşturmak gibi bir misyonunuz. Tabii, yani görselleştirmeyi çok önemsiyoruz ve görsele çok fazla önem veriyoruz. O nedenle de ana yapıda bütün o tasarımcıların insanlarla buluşması, hem bizimle üretmeleri ve sunmaları bizim için çok değerli. Evet, tasarım deyince de tabii sadece grafik tasarım değil, burada tabii çok endüstriyel fazla tasarım, ürünleştirme, çizgi, mesela renk, işte her şey var aslında işin içinde. Yani mesela hani bu biraz daha grafik tasarıma yakın bir çalışma. Kitap, evet, ama defter haline getirilmiş. Değilmiş. Bir marka için üretilmiş bir defter projesi ve evet, hani tamamen şeyden çıkan bir proje. Yıl sonunda neden ajanda dağıtıyorsunuz herkese promosyon ürünü diye? Neden bunları defter yapıp da kitaplarla birleştirmiyorsunuz diye? Evet. Örneğin burada Mihaniki'nin bir ürünü var. Mihaniki de Sema Kentel tamamen kendi aslında evde takılar üreten biri. Ki 1 Kasım'dan itibaren artık bizimle birlikte burada tamamen içeride çalışmaya başlayacak. En azından atölyesini buraya taşıyoruz. Ona yine destek olmaya gayret ediyoruz. O pirinçten el yapımı takılar üretiyor. Orang Wanita keza Endonezya'da, Bali'de çantalar üreten bir markaydı. Şu an onlarla artık ortak olduk ve birlikte büyütmeye gayret ediyoruz markalarını. Orada bir köyde birlikte ürettikleri ürünleri Türkiye'de satışa sunuyorlar. Ve kadınların oldukça çok ilgisini çekti. Orkide sarmaşığından ürünler üretiyorlar ve bunları güneşte kurutarak satışa sunuyorlar. Ve buradaki birçok üründe aslında farklı üretim tekniklerine dayanıyor. Bizim tek gayret ettiğimiz şey elle, emekle üretilen ürünleri toplamak. Endüstriyel üretimden uzak tutmaya çalışıyoruz ki tasarım ve tasarımcı ayakta kalabilsin veya gerçekten üreten insanlar ayakta durabilsin diye. Kaç farklı tasarımcıyla? Şu an 32 tasarımcı oldu en son ama daha sırada bekleyen birçok var. Tek gayret ettiğimiz her alanda bir tasarımcıyı desteklemeye gayret ediyoruz ki hem içimizdeki o rekabet duygusunu çok fazla sevmiyoruz. Biz rekabet yerine bir işin birlikte çalışarak büyüdüğüne inanıyoruz. Onun yanında da bütün onların üretim süreçlerini desteklemek adına her alanda birini desteklemeye gayret ediyoruz ki her alanda bir iş üretilebilsin ve öne çıksın diye. Peki şimdi bunu izleyen bir tasarımcı nasıl sizle iletişim kurabilir? Olmadık Dükkan.com üzerinden mi mesela? Olmadık Dükkan.com üzerinden kurabilir veya Olmadık Projeler Atölyesi'ni haritada aratıp telefon açıp ben Ediz Bey ile görüşeceğim dediği anda dükkandan sorumlu arkadaşımız o direkt buraya gelip istediği gibi konuşabilir. Zaten ürettiği iş güzelse ve o da kendine güveniyorsa ben bu işi iyi yaparım diye bizden her türlü desteği bulur. Buna finansal destekler de dahil olmak üzere. Evet, yani burada bir tasarımcı için bir mini bir cennet gibi bir yer burası aslında. Evet, evet, pazar yeri olmasını istemediğimiz için birlikte üretelim dediğimiz ve her anlamda desteklemek istediğimiz bir yer.
Tek uzak durduğumuz şey siz aman ürününüzü koyun satın biz bundan para kazanalım değil. Hadi gelin birlikte üretelim, birlikte kazanalım. Zararınıza da kazancınıza da ortağız demeye gayret ediyoruz. Çok güzelmiş. Birkaç katlı bir yapı başka bir kata devam edelim. Evet, şu anda kütüphaneye doğru çıkabiliriz mesela. Kütüphaneye gidiyoruz. Ve kütüphanedeyiz. Evet. Şimdi kütüphane nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktı ya da nereden o fikir çıktı? İlk önce oradan başlayalım. Yani olmadık projeler üretmek güzeldi tabii, iş geliştirme yapmak ama yani herkese açık bu kadar fiziksel bir mekan içinde bizim de çalışacak bir ihtiyacımız vardı. Ve dedik hani nasıl bir ofis mi yapsak, ne yapsak? Yani hiç bize göre değil ofislerde falan çalışmak. Öyle bir düzen, biz nerede çalışmak isteriz? Biz kütüphanede olmak isteriz dedik ve sonra kütüphaneye karar verdik. Ama dedik hani insanlar da faydalanacak bundan. Nasıl bir kütüphane, kim nasıl olmadık proje üretir? Görsel tasarımda, yazılımda, diğer bütün iş geliştirme süreçleri de aslında felsefe ve sosyoloji bilimi üstüne kurulu. Biraz da kişiler arası iletişim ve psikoloji üzerine kurulu. O zaman dedik böyle bir kütüphane olsun, bunu biz kuruyorsak bu nadir kitaplardan oluşsun derken şu an %80'i nadir kitap olan 1200 kitaplık bir kütüphane, 1800 kitap sırada bekliyor. İnsanlar burada istediği zaman geliyor, okuyor, kullanıyor. Herkese açık, buranın kapısı da aynı şekilde. Üretmek için onların ihtiyacı olacakları bilgileri ve o düşünme algoritmasını onlara sağlamak için kurulmuş bir kütüphane aslında. Çok güzel. Gerçekten şöyle bir hızlıca göz gezdirince bir sürü çok kolay bulunamayacak kitap olduğu da görülüyor hemen ilk bakışta da. Bunun dışında aynı zamanda burası sizin ekibinde. Evet, iş geliştirme yapan, daha iş hayatına dönük çalışan ekibinde çalıştığı yer aslında. Onlar da yandaki masaları veya toplantı masasını herkes ortak alan olarak kullanıyor. Biz genelde yukarıda oluyoruz. Alt katları daha çok dışarıdan gelen ya da daha görsel odaklı çalışan arkadaşlara bırakmaya gayret ediyoruz. İşgal etmemeye çalışıyoruz. Peki burada ne gibi olmadık şeyler yapıyorsunuz? Bu tarafta yapılan işlerde aslında kurumlara iş geliştirme yapılıyor. Kurumlar tarafında örneğin bir felaket kurtarma sistemi için Türkiye BT felaketleri anketi yapılırken parçası olduğumuz 49.com.tr ile beraber Türkiye'nin kırtasiye otomatını geliştirme fikri de burada çıkıyor ki o tarafta mekaniğe, elektroniğe, her şeye kayan bir iş oluyor. Bir taraftan BKM ile Hopi gibi markalarla entegrasyonel yazılım geliştirme süreçleri birlikte çalışılırken öbür tarafta SAP servis sağlayıcı iTelligence ile kurumsal iletişim ve söylemler üstüne birlikte çalışılıyor. Yeni S/4HANA'sından tutun da dijitalleşme çağı nasıl anlatılır süreçleri birlikte çalışılıyor. Aslında kurum, yani iş hayatına dönük anlatılar ama yine proje üretenler veya olmadık işler yapabilenlerle süre giden işler. İşte Kolayika ile birlikte çalıştığımız, aslında onların as a service modellerindeki bütün iş geliştirme süreçlerine her şeye kadar birlikte fikir üretmek ya da bunun iletişimini birlikte yapmak. O yüzden de burada yapılan işi iletişim odaklı iş geliştirme olarak tanımlıyoruz biz. Ne PR ajansıyız ne doğrudan marketing ajansıyız. Biz iletişim odaklı iş geliştirme yapıyoruz diyoruz ve bunu korumaya gayret ediyoruz. Biraz ihtiyaca göre, biraz projeye göre şekilleniyor anladığım kadarıyla. Tabii ona dokunduğumuzun belli olmasını istiyoruz aslında. Biz dokunuyorsak ondan sıra dışı bir şey çıksın istiyoruz. Sağ olsunlar, onlar da gitgide bize ulaşıyorlar. Biz onlara ulaşıyoruz. Belki daha güzel işlerin çıkmasında onların buraya sağladığı know-how ve onların buraya sağladığı, açık söylemek gerekirse, kazanç o aşağıdaki tasarımcıları ayakta tutmamızı sağlıyor. Buraya gelen ve sıfırdan başlayan insanların üretmesini desteklememizi sağlıyor. Burası, yani üst kat çalışmasa alt kattaki sistem ayakta kalmaz. Alt kat kazandığı zaman da üst kata yeni insanlar kazandırıyor. Aslında hepsi birbirini çeviren bir havuz, bir çark gibi çalışıyor. Buradaki insanlar üretiyor ki aşağıda yeni üreten insanlar da ayakta kalabilsin diye uğraşıyorlar. Peki kaç kişi şu anda ekip? 10 kişi içeride çalışıyor, 73 kişi dışarıda çalışıyor. Toplamda, yani en azından son saydığımda benim, 83 kişiydi toplamda. Her taraftan dahil olan insanların sayısı. 73 dışarıdan bayağı iddialı bir rakammış. Evet, ama tabii bunun için de şeyi hesaba katmak lazım. Bunun 40'dan fazlasını tasarımcılar oluşturuyor tabii. Onun çok fazla etkisi var ama tabii yazılımcılar, tasarımcılar derken bunun içinde örneğin birlikte çalıştığımız yazım kılavuzu ekibi dahi burada yazarlarla buluşmaları düzenleyen, bizim edebi tarafta ayakta tutan, bizi tiyatrocu arkadaşlara kadar o kadar farklı alanda üreten insanlar var ve hepsi o kadar farklı biçimlerde olmadık projelerin bir parçası halindeler ki hani bu kadar geniş kapsamlı bir iş yapıyorsanız her alandan 3 adam koysanız bir anda kendinizi 100 kişi olmuş bir halde buluyorsunuz. Evet, doğru. Şimdi devam edeceğiz. Şey soracağım, şimdi bu kütüphaneden şey yapabiliyor muyuz? Ödünç kitap alabiliyor muyuz? Aslında şöyle, biz mümkün olduğu kadar arzu ediyoruz ki insanlar gelsinler burada okusunlar. Ödünç kitaplarla ilgili benim obezitemden ötürü kitabı alan getirmiyor diye bir takıntım var. Kitaplara çok kıymet verdiğim için ama şöyle yapıyoruz yani.
tanıdığımız bildiğimiz insanlar alıp götürüp getiriyorlar. Ama dışarıdan ilk kez tanıdığımız insanlara diyoruz ki ya bakın alacaksanız burada bir takip sistemi yok. Her şey gönüllü ve bu kitapların içinde bağış olanlar, zor bulunanlar var. Hani mümkünse burada okuyun diyoruz. Mümkün olunca dışarı çıkarmayın diyoruz. Evet, yani burası kendi özel bir kütüphane aslında. Kendi hani burada okumak için, burada fikir üretmek, üretimin buradaki parçası haline getirmek için. Bir katımız daha var gezecek. Oraya evet, gezelim. Atölye katı. Herkese atölye açık olan ortak alan. Ve atölyedeyiz. Evet. Burası herkese açık bir alan. Bütün katlar aslında herkese açık ama burası evet, sokakla birebir yapıda olduğu için insanların en kolay girdikleri, en kolay gördükleri alan ve her şeyden bir parçanın yer aldığı kısım aslında. Bizim de bazen çalıştığımız, tasarımcıların ürünlerinde olduğu veya bir üreten insanların da kullandıkları, herkesin olmayı en sevdiği kat diyelim. Evet, ne gibi imkanlar diyeyim ya da neler yapılıyor burada, ne gibi imkanlar var? O mesela, arkada mesela bir kahve alanı var. Evet. Bizim ekipten Tolga'nın girişimiyle başlayan bir kahve bölümü var. O da mesela desteklediğimiz bir girişim bile diyebiliriz ona. Çünkü bizim aklımızda bir kahve yoktu. Tolga soktu aklımıza. Çok meraklıydı baristalığa da bir yandan. Aslında biz de dijital odaklı iş geliştirme yapıyor ama bir yandan o kahveleri de o yapıyor. Kendisi Bulgar göçmeni ve çok seviyor onları yapmayı. O yüzden hem bizi besliyor hem gelen gidenleri besliyor. Bir nevi bize bir gelir modeli oluşturdu o kahve alanıyla beraber. O yüzden bizim ekibe de ücretli kahveler. Hepimiz, herkes gibi bunların parasını ödeyerek içiyoruz. Tolga da bize gelir sağlıyor diyelim böyle bir noktada. O da bir nevi desteğe bir pay katmış oldu. Öyle giden ama tabii ki burada oturan herkesin bir şey yeme içme beklentisi olduğu için de bir yandan güzel de oldu. Ama buradaki her şey yenilen içilen dışında diyoruz. Herkese hala ücretsiz, her katta yapılan her şey, her türlü üretim. Zaten misyonumuz o. Evet, yani burası... İnsanların mesela işte tasarımcılar da gelip burada ya bir şey üretebiliyor ya vakit geçirebiliyor. Toplantılarını yapabiliyor. Ürünler burada evet. Sergilenebiliyor, toplantı yapabiliyor ya da işte hani kütüphaneden kitabını alan burada okuyabiliyor aynen gibi. Öyle. Aslında bir hub birleşme noktası. Evet, herkesin gibi ortak buluşma şey alanı olarak burası çalışıyor ve en görünür noktamız. Peki son olarak çok bir her şeyden önce çok ilginç pek çok şeyi bir araya getirmesi bu lezzette. Bundan sonrasıyla ilgili planlar, hedefler nedir? Ne gibi olmadık şeyler peşindesiniz bundan sonrası için? Bundan sonrası için ilk fırsatta bir yurt dışı yatırım durumu var. Yatırım almak değil, yatırım yapmak durumu var. Biz o misyona biraz daha karşıyız. Yatırım alarak büyümek ve elindekini satarak para kazanmak yerine, hayır elindekiyle daha çok girişim yaparak, daha çok üretmek, üreterek para kazanmak yalnızsız. O yüzden de evet atölyelerin Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlere yayılması ve farklı şehirde üreten insanların daha çok bizim işimize dahil olması arzumuz. O yüzden önce Türkiye içinde bir genişleme de var bunun içinde. Örneğin şu an yazım ekibi Bolu'dan çalışıyor. Tasarımcıların bazıları Eskişehir, Ankara, Samsun, Antalya gibi bölgelere dağılıyor. İzmir'den bizim için üreten insanlar var. Hani herkes burada olmak zorunda değil ve dünyanın dört tarafından bile üretebilirler ama şu an hali hazırda Haziran'da başlayan ve Kasım'da sonuçlanması planlanan bir Hollanda yatırım süreci var. Utrecht'te bir ofis açılacak ve Angel Enterprise olarak orada da devam edecek. Orası da bambaşka bir yapı olarak sıfırdan kurulup büyüyecek. Aslında hepsinden öte yapmak istediğimiz şu, burada üreten herkesin işi her yere yayılsın. Bir parçada insanlara bir alanda, bir pazarda bir şey sunmaya çalışmak yerine bizim aracılığımızla daha çok insana ulaşsınlar. Zaten bu tip şeyleri talep eden insanların sayısı dünyada çok az ya da bu tip sıra dışı işlere ilgi duyan veya onlara destek olan insanların sayısı yeterince az. Biz ne kadar genişletebilirsek ve bizimle birlikte üreten insanları ne kadar çok yere ulaştırabilirsek eminiz ki bu işler büyüyecek. Çünkü herkesin sandığının aksine bu işlerle para kazanılıyor. Öyle illa ve illa business to business dedikleri iş modelleriyle ayakta kalmaya gerek yok. Her türlü üretimle para kazanır. İnsan yeter ki severek üretsin. Evet, bunlar için de tabii böyle toplanma noktaları, bağlantı noktalarının da şeyi etkiyi yükseltme gibi bir misyonu var zannediyorum. O tabii yüzden ki de peki bu İstanbul, Türkiye içindeki diğer noktaların ya da Hollanda'daki noktanın bu atölyenin kapsamları ya orada neler olacak, ne gibi mümkün olduğunca olacak? Aynı çerçeveyi korumaya çalışacağız. Bu sefer aksine bu kattan başlayarak açmaya çalışacağız. Çünkü öncesinde dediğiniz gibi buluşma noktalarının önemini biz de zamanla çok fark ettik. Önce buluşma noktalarının sayılarını artıracağız. Sonra orada üreten insanlara göre oralar şekillenecek. İstanbul'da bu bir kütüphane ve kahve alanı oldu ama belki İzmir'deki adam diyecek ki ben burada boyoz pişireceğim, boyoz atölyesi yapacağım. Biz hiçbir zaman demiyoruz ki boyoz üretimine girmeyiz. Gireriz. Gerçekten sıra dışı bir şekilde yapıyorsa onu da yaparız.
Hollanda'daki adam diyebilir ki ben burada oyuncak yapacağım, yaparız. Gerçekten seviyorsa ve çok inanıyorsa, biz de ona know-how olarak bir şey katıyorsak o da yapılır. Yani bütün misyonu olmayan projeyi ayakta tutup üretebilmek aslında. O yüzden bırakalım insanlar şekillendirsin diyoruz. Birlikte konuşalım, birlikte devam edelim. Çünkü bugüne kadar gelen her şey de öyle geldi zaten. Çok keyifli bir konu. Size bu konuda hem Türkiye'de hem yurt dışında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz biz misafir ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Girişim ofislerinde bugün Olmadık Projeler Atölyesi'ndeydik. Başka bir gün başka bir ofiste görüşünceye kadar hoşçakalın.